Hoş geldiniz. Buradan anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi ilk olarak e, zannediyorum film tadında bir video olacak arkadaşlar. Genel olarak web 3'lerden bahsedeceğiz. Web 3 kriptolarına neden yatırım yapılabilir adı altında. Fakat videonun başında genel olarak şöyle uzun vadeli bir portföy oluşturulmasıyla alakalı konuşacağım. Uzun vadeli portföy hangi coinlerden, kategorilerden oluşturulabilir adı altında konuşacağım ve Web3 coinlerinden bahsedeceğim. Bunlar hangileridir, nedir, ne değildir. Çünkü büyük ihtimalle hani web ile alakalı yakından tanıyabileceğiniz kısmı çok ya yani çok fazla kişi merak etmeyecektir. Halbuki merak etmelisiniz ama dediğim gibi videonun başında bunlardan bahsedeceğim. İsteyen kalan kısmına ...devam edebilmesi açısından. Şimdi bir kere... ...şu çok fazla yani sorulan bir soru... ...böyle uzun vadeli mesela 5-6 yıllık... ...10 yıllık işte bir portföy oluşturulması... ...hususunda yani çok uzak gelecek için... ...böyle bir portföy oluşturulabilir mi? Oluşturulabilir. Bunlar geçmişte çok fazla olmuştur tabii ki. Şunu bilmek lazım. Kripto piyasası için aslında... ...bu oldukça zordur arkadaşlar. Çünkü piyasada volatilite çok fazla. Yani dolayısıyla risk fazla. Her ne kadar popüler dediğimiz kripto paralar olsa bile mesela 2013'ün portföyünü incelemi daha doğrusu 2013'ün popüler kripto paralarını incelemiştik hatırlarsınız. Yani listedeki iki kripto para haricinde ilk ondaki hiçbir kripto para şu anda yok. 8 tanesi patlamış. Tamam mı? Dolayısıyla bu kolay bir şey değil. Ee, ancak şunu söylemek lazım. Bazı kripto paralar kullanılabilir. Mesela işte 5-10 yıla yayılabilecek kriptolarda neler olacaktır? Bir kere Bitcoin ve Ethereum gibi e, kripto paralar tabii ki ilk iki de olmasıyla birlikte kullanılabilir. Bitcoin'e her ne kadar işte fiyatı çok yüksek falan dense de gerçekten büyük katlama oranları hala bırakabilecek bir döneme işte arkadaşlar. Çünkü regülasyonlar geliyor farklı bir dönem başlıyor. Ethereum aynı şekilde bakın fiyatları yüksek gibi dursa da çok ileri noktalara kadar, çok ciddi şiş noktalara kadar gelebilir. ethereum Ethereum'da böylesi bir e, portföyde yer almayı hak edecek bir projedir arkadaşlar. Bakınız bir diğeri e, ben çiliz olduğunu düşünüyorum. Yani CHZ coin piyasadaki tutunması çok sağlam e, özellikle geldiği noktada fan tokenların bir main noktasında dolayısıyla CHZ coin ciddi bir volatilitesi ve düşük korelasyonu olsa bile uzun vadeli bir e, yatırım hususunda değerlendirilebilir bir proje. Özellikle, bakın, özellikle ben bu kadar ileri bir tarihlere e, götürülecek coin'ler konusunda ve büşleri koyarım ki birazdan bunlardan uzunca bahsedeceğiz. Fakat e, web büşleri koyarım arkadaşlar. Bunun içerisine neyi koyarım mesela? Örneğin, DOT koini koyabilirim. E, AVAX'ı koyar mıyım? AVAX'la SOL'u koyar mıyım? Ya o biraz şüpheli arkadaşlar. AVAX'la solu öyle çok uzun vadeli. Yani şimdi kötüler gibi olmasın. Ben AVAX'ı çok severim ama burada büyük iddialı bir şeyden bahsettiğimiz için. E, DOT'u koyarım arkadaşlar. Mesela CFX'i koyabilirim. Konflüksü yani. Beraberinde bakınız yine e, The Graph'ı koyarım. GRT coin'i. Zira hem bir yapay zeka hem de Web3 projesi olarak karşımızdadır. E, Mana biraz riskli dursa da mana'yı koyabilirim bir sonraki rallinin katalizörü olacak olması münasebetiyle koyabilirim tamam mı? Bu tarz coinler olabilir arkadaşlar çok e, ileri vadeli hareketlerde. bu, ya mesela Shiba'yı Doge'u niye koymadın diye sormayın. Çünkü e, piyasadaki tutunumunu biz henüz görmedik. Sadece ortada beklenti var arkadaşlar. Dolayısıyla henüz bunu net anlamda biz almadık tamam mı? Bir şey söylemek sadece şey olur. Yani böyle e, spekülasyon olur yani. Web3 coinleri uzun vadeli yatırımda arkadaşlar çok iyilerdir. Neden? Çünkü inovasyona çok e, çok açıktırlar. Yani yarın öbür gün Web3'e bir upgrade geldiğinde tabiri caizse e, Web3 coinleri mevcut Web3 coinleri hemen inovasyonla buna yeni bir atılım sağlar. Yapay zekalar da aynı şekilde işler. Dolayısıyla bu tarz kripto paralara e, yatırım yapılabilir arkadaşlar. Bu arada böylesi bir e, yine şey örneğin ee, şahsen FED, GRT, EGX gibi coinleri de koyabilirim arkadaşlar. Şimdi bakalım bu Web3'ler neymiş, ne değilmiş, neler olabilir. Son zamanlarda Web3'ün bir geleceğinin olmadığı söylemeyi dile getiren çok sayıda insan türedi. Bunlar kripto paralarında bir geleceği olmadığını geçmişte söyleyen kitle benzer argümanlarla geliyor. Şimdi Web3 bir kere şu an çok yatırım alıyor ve Dünya genelinde regülatörler Web3'ün önünü açmaya devam ediyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hiçbir teknolojik gelişim nihai değildir. Aslında anlaşılmayan bir şey var. Ne tür bir teknoloji geliştirilirse geliştirilsin hiçbirinin nihai olmadığını bilmek gerek. Yani ihtiyaçlar ve teknolojik gelişimle birlikte tüm yenilikler dönüşerek ilerliyor. Bak bu çok doğru. Şimdi Web1, Web2, Web3 yani ortada bir inovasyon var arkadaşlar. Bilinmesi gereken şey şu. Soru 1 Web3 e, ilerisi Web3'ün ilerisi gelir. Coin'lerle bir korelasyon koyarsak buna. Coin'ler de ne yapar arkadaşlar? Bu yeniliği kabul eder ve yeni teknolojiyi benimseyip o proje üzerinden yürür. Tamam mı? Temelde belirtmek gerekir ki internetin gelişimini dönemleri ayırırken daha çok web siteleriyle kullanıcıların etkileşimi ve bağlantı türü baz alınarak işte ne? Web 1 ve Web 2 gibi dönemler ayrılmıştır. Bu bağlamda Web3 ile internet sitelerine bağlantı şekli tamamen değiştiğinden, artık içinde bulunduğumuz bu yeni duruma Web3 demekte de bir sakınca görmemek gerek. En sonda söylenecek şeyi en başta söylüyorum. Her e, her gelişen sistemde olduğu gibi Web3 de nihai olmayacak ve gelişimini sürdürecek tabii ki. Bakınız burada da güzel bir şekilde anlatı var. Yani tabii ki Web3'ün ilerisi çıkacak. Dediğim gibi korelasyonu da bu şekilde kurabiliriz. Bu yapay zekalar için de öyle. Bu kriptolar için de öyle. Mesela e, geçtiğimiz dönemlerde arkadaşlar farklı şekilde işlerken bugün DeFi alanına kriptolar ciddi şekilde yöneldi. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. Şimdi Web3'ü şu anda geleceğin internet dünyasına bizi hazırlayan bir kavram ve teknoloji olarak görüyorum. Bunun altında da blockchain teknolojisi yatıyor. Blockchain'in merkeziyetsiz dünyasıyla kripto paralar hayatımıza nasıl girdiyse ve kalıcı olduysa ve birçile de merkezsiz bir internetin hayatımıza girme ve kalıcı olma ihtimali çok yüksek. Doğru, blockchain teknolojisi burada ciddi ölçüde destekler nitelikte arkadaşlar. Tamamen merkezsiz bir internet içerisinde bulunduğumuz dünya için hala çok uzak görünüyor. Merkezsiz internet kavramı ile bu yazıda web sitelerine kullanacakları ve şifreleriyle de blockchain tabanlı cüzdanlar vasıtasıyla bağlanmayı kastediyorum. Konuya aşina olanlar uzun yıllardır zaten MetaMask gibi Cüzdanlarla bu deneyimi yaşıyorlar. Peki bu ne deneyim ne sunuyor? Ne diyor? Web3 deneyim? Bu arada e, Web3'ün tabii yaygınlaşması arkadaşlar burada gerçekten e, büyük bir kaos ortamı da getirebilir. Dolayısıyla devletlerin buna bir e, regüle etme ihtimali de yüksek olacaktır. Zira bir kavram var biliyorsunuz. Şimdi onu söylemeyeceğim. Fakat neyse e, Web3 deneyimi. Önce anonimlikten bahsetmek gerekir. Web3 için bağlandığımız web platformunun dahi gerçek kimliğinizi çok zor tespit edebileceği, hatta bazı durumlarda tespit edemeyeceği bir anonimlikten bahsetmek yerinde olacaktır. Şimdi tabii bunun pozitif olacağı yerler var, negatif olacağı yerler var arkadaşlar. Burada fazla yaygınlaşması daha doğrusu Web3'ün tabii ki bir takım blockchain'in gücünü almasıyla bazı yani negatif durumları da olacaktır üzerinden bir takım suç unsurları daha ilerleyebilir ve genişleyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla şunu bilmek lazım ilk önce. Burada bunu benimsemek ancak negatif olduğu noktaları da olabildiğince köreltmek gerekiyor ki zaten bunu yapacaklardır. İnternetin tamamı içinde bu geçerli. E, bu şekilde geçmişten bugüne gelmiştir. Misal web e baktığımızda bu anonim olma hususu en nihayetinde e, suçu ilerletici bir takım unsurları beraberinde getirebilecektir. Bu durum her ne kadar devletlerin istemediği bir konu olmasına rağmen dünyadaki halkların büyük bir kısmının da anonim kalmayı istedikleri bir gerçek. Öte yandan Web3 bilgisayar oyunları, NFT dünyası, DeFi ve Metaverse kavramları gibi çok sayıda farklı sektöre teknolojik altyapı sağlayarak bu sektörlerin var olmasını ve gelişmesini sağlayan bir motor vasıta göre. Doğru. Şimdi... Şunu zaten fark etmişsinizdir piyasada arkadaşlar. Mesela e, Metaverse projeleri aynı zamanda genelde Web3 projeleri oluyor. Zira Web3 üzerinden aynı zamanda Metaverse'ü devam ettiren projeler olduklarını gözlemleyebiliyorsunuz. Yani Salt Metaverse projesi bir noktada az bir sayıdadır ki doğru olanın da zaten bu olduğunu düşünüyorum onu da söyleyeyim. Bugün bu kavramlar kullanıcılar tarafından tüketilebiliyor ve geliştirilebiliyorsa... Ve bütün sunduğu olanaklar sayesindedir. Doğru. Bakalım. Örneğin günümüzde play turn kavramı olarak kullanılan oyuncuların oyun içerisinde bir müşteri değil, aynı zamanda oyunun sahibi olabilecekleri bir dünya gibi. Bak, bu arada şunu söyleyeyim, ben gamefi projelerini sevmem arkadaşlar. Yani gamefi projeleri öyle çok e, açıkçası iyi olmuyorlar. Bak açık söyleyeyim. İşte ne bileyim axter, tamam mı? Ne bileyim e, gala, raka. Tabii Gala mesela diğerlerini göre bir şey ama Yani GameFi projeleri genelde arzları çok yüksek. Arz etmeye çok müsait. Tamam mı? Ödül muhabbetine çok müsait. Devamında e, dolaşım, e, işte unlock'a çok müsait. Staking'e çok e, yüksek, faiz oranlarına çok müsait. Dolayısıyla açık söyleyeyim. Bazı istisnalar olabilir. Ama ben e, kategori anlamında... GameFi'nin çok ilerisinde şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani ilk oyunlar olabilir bir şey demiyorum ama ben açıkçası küçük yatırımcıya GameFi'yi çok önermem arkadaşlar. Tamam mı? Büyük yatırımcıya da önermem. Geleneksel video oyunlarından alış alıştığımız şey bir şirket oyunu geliştirir, piyasaya sunar ve sonrasında kullanıcılar ya oyuna para verip tamamını tek seferde alır ya da oyuna ücretsiz başlayıp ilerlemek için para harcamak zorunda bırakılır. Tüm alışveriş haliyle şirket kontrolünde yapılır ve kazanç tamamen şirkete kalır. Web 3'ün sunduğu altyapı sayesinde günümüzde yaygınlaşmaya başlayan ve Play to Earn kavramı çerçevesinde geliştiren oyunlara artık her oyuncu aynı zamanda potansiyel bir yatırımcı ve iş sahibi olabiliyor. Ya tabii ki bir şey de var ortada. E, ticari noktada da pek çok şey geliştirdi. Zaten Web 3 dediğimiz şey internetin pek çok yerinde arkadaşlar şu anda bir takım pozitiflikler tabii ki de sağlıyor. Örneğin oyunda geliştirilen her türden özellik veya itemlar Başka oyunculara NFT formatlarında satılabilirken veya oyuncular The Sandbox gibi platformlarda kendi alanları için oyunlar veya deneyimler geliştirerek tam bir sahiplik içerisinde tüm kazancı yönetebilir. Heh. Bak. Şu da çok önemli. Mesela şöyle de bir durum var arkadaşlar. NFT projeleri de iyidir. Yani genel olarak NFT projeleri ki şu an NFT'ler her ne kadar sönmüş gibi olsa bile bakın NFT'ler sönmüş gibi olsa bile NFT'ler çok fazla projeye e, bir yan item olarak şu anda ne olmuş? Entegre olmuş durumdadır. Bakın piyasada her projeye bakın ya hepsi NFT'lerle uğraşır. Ethereum'dan Matic'ine, Solana'sına, e, Decentraland'ına hangisini hepsi NFT'lerle uğra e, uğraşır arkadaşlar tamam mı? Dolayısıyla NFT projeleri de iyidir ve e, böyle Salt Flow gibi NFT projeleri de ilerlemeye müsait projelerdir. Henüz emekleme aşamasında diyebileceğimiz bu gelişim sürecinde doğal olarak oyuncular için yeni bir e e ekonominin doğduğuna da şahit oluyoruz. Çok sayıda oyun şirketinin bu sosyal ve teknolojik evrimi görerek web3 altyapısına sahip oyunlar tasarlamaya başladığını çok kez CoinTurk okurlarına da duyurmuştuk diyor Haber CoinTurk'ün ondan bu arada. Ek olarak NFT'lerin oyunlar ve diğer kullanım amaçlarının dışında sanat tarafında görmek gerekir. Son birkaç yılda NFT'ler vasıtasıyla dijital sanatın hiç olmadığı kadar büyüdüğüne şahit olduk. Refik Anadolu gibi ülkemizden çıkan dijital sanat eseri üreten bir e, değerin dünyada ses getirdiğine ya burayı geçiyorum. Şey Refik Anadolu'dan dolayı değil bu şey <laughs> alakası yok da hani çok şeye girmiş. E, bir durum ha bak DeFi'dan bahsediyor. Bu arada DeFi de aynı şekilde arkadaşlar. Eee DeFi şeyin yani bir önce rally'nin katalizörlerinden biriydi. Şimdi DeFi projeleri de çok önemlidir. Yine bakınız Web3 ile DeFi çok iç içe geçmiş iki kavramdır bugün. Aynı değildir ama iç içe geçmiştir arkadaşlar. DeFi dediğimiz noktada aslında bir uygulanabilirlik yani bir e, inşaattan bir uygulamadan bahsederiz tamam mı? Örneğin işte DeFi projesi nedir? E, farklı depler oluşumunu sağlayan projeler. Mesela Decentraland bir DeFi'dir. Decentraland üzerinden. E, Dep oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ethereum da öyledir mesela. Ya pek çok proje şu anda o şekilde oluşuma izin veriyor. Tamam mı? Bu, bu arada burayı artık çok okumayacağım. E, video kaç dakika oldu falan bilmiyorum. DeFi projeleri de ileri noktadadır. Böyle özel DeFi projeleri şu an çok yoktur yani DeFi alanına zaten e, pek çok proje DeFi ile uğraşır arkadaşlar. Özellikle Web3 projeleri. Bir diğer mesele metaverse'ler. Bakın metaverse'lerden de bahsediyor burada. Metaverse de çok ileri noktaya gelmiştir. Ha, şu an tabii ki hala metaverse oluşum aşamasındadır. Dolayısıyla beklemek gerekmektedir. Yapay zekaların işte web 3'ün vesaire gibi bunlara göre çıkışı çok daha yenidir, gelişmeye çok müsaittir. Ancak gelecek yıllarda gelişecek ve bir sonraki rally'nin katalizörü olması beklenecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.